Herkese selam. Bugün ayakta dengelerin 9. günündeyiz. Ve dancer pozu yani dansçı pozunu deniyor olacağız. Bugün e, bu derste bir kemere, yoga kemerine, eğer ki kemeriniz yoksa bir fular atkı ya da bornoz ipi de olabilir. Hatta ben bugün sizi bir atkıyla eşlik ediyor olacağım. Çünkü ben de yoga kemerimi bulamadım. İhtiyacımız olacak. Eğer malzemelerinizi hazırlarsanız hepinizi ayakta bir duruşun içine davet ediyor olacağım. Bu sonuçta 10 dakikalık kısacık bir ders. İçine sığdırabildiğim her şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Ama ben sırpozu eğer daha kapsamlı bir şekilde e, incelemek ve hani deneyimlemek isterseniz 30 dakikalık sadece dancer pozu, dansçı pozu üzerine bir videom var. Onun linkini bırakıyor olacağım. Dilerseniz bu dersten sonra ya da öncesinde ona da bir göz atabilirsiniz çalışma için kemere ihtiyacımız olmayacak. Yandan gösteriyor olacağım. Bana eşlik ederseniz sevinirim. Sağ ayağımın üzerindeyim. Sol dizimi bükeceğim. Sol diz kapağım yeri gösteriyor. Sol topuğumu popoya yaklaştırdım. Ve sol ayak bileğimi sol elimle yakaladım. Burada önce dik bir duruşun içindeyim. Şöyle sol bacağı çekebildiğim kadar geriye doğru çekiyorum. Ama iki popoyu birden itebildiğim kadar öne doğru itiyorum. Yani ters kuvvet uyguluyorum. Ve sol üst bacağın üzerinde güzel bir esneme yakalamayı hedefliyorum. İki nefes öncelikle burada kalıyor olacağım. Hem de sağ ayağımın üzerinde dengede bir duruşun içindeyim. Bir nefes çık daha buradayım. Aldım burundan. verişle beraber yavaşça sol ayağı yere yerleştirdim. Aynısını bir de sağ tarafta yapıyor olacağım. Sağ dizimi büktüm. Sağ elimle sağ ayak bileğimi yakaladım. Sağ diz kapağım aşağıya gösteriyor. Ve burada çekebildiğim kadar sağ bacağı geriye doğru çekiyorum ama iki popoyu da itebildiğim kadar öne doğru itiyorum. İki popoyu öne doğru iterken böyle alt karın kaslarınızı birazcık sıkmak yardımcı oluyor. Esnemenin daha da şiddetlenmesine. İki nefeste burada kalıyor olacağım. Önce bir bacakları hazırlayalım. Son sonra dansçı pozuyla devam ediyor olacağız. Son bir nefes daha buradayız. Ve bir sonraki nefes verişle beraber yavaşça sağ ayak tabanımı da yere yerleştiriyorum. Hiç ara vermeden direkt diğer harekete geçiyor olacağım. Sağ ayağımın üzerindeyim ve gene sol dizimi büküyorum. Demin yaptığım gibi sol ayak bileğimi yakalıyorum sol elimle. Burada öncelikle sol topumu şöyle bir uzaklaştırabildiğim kadar popomdan uzaklaştırmak istiyorum. Fakat bunu yaparken öne doğru yatmak istemiyorum. Henüz dik bir duruşun içindeyim ve uzaklaştırabildiğim kadar o sol topu popodan uzaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Bir kez daha uzaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Son kez uzaklaştırıyorum ve yaklaştırıyorum. Yavaşça sol ayağı yere basıyorum. Hemen hiç ara vermeden sağ tarafa geçiyorum. Sol ayağımın üzerindeyim. Sağ dizimi büktüm. Yakaladım sağ ayak bileğimi. Ve burada dik bir duruşun içinde önce bir sağ topuğu popodan uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırıyorum. Nefes veriyorum. Yaklaştırıyorum. İki kere daha uzaklaştırıyorum ve yaklaştırıyorum. Son kez uzaklaştırıyorum ve yaklaştırıyorum. Sağ ayağım yere basıyorum, hiç ara vermeden diğer harekete geçiyor olacağım. Sonrasında bir kemere ihtiyacımız oluyor olacak. Şimdiden hazırlayabilirsiniz. Sol dizimi büküyorum. Sol ayak bileğimi yakalıyorum. Sol elimle ve burada önce bir sol topu uzaklaştırabildiğim kadar popodan uzaklaştırıyorum. Bakıyorum daha uzaklaştırmak istiyorsam eğer bu dik duruşun içinde mümkün değilse buradan yavaş 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 göğüs kafesini yere paralel hale getiriyorum. Ve sol topuğu uzaklaştırmaya devam ediyorum popodan. Elimle ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum. Ayakla eli geriye doğru itiyorum. Yani bir ters kuvvet uyguluyorum. Sağ kolum dengeyi bulmak için nerede istiyorsa orada olabilir. Bir nefes daha buradayız. Eğer ki dengeden çıkarsanız tekrardan girebilirsiniz. Nefes aldım. Yavaşça Çıktım. Sol ayağı yere bastım. Hiç ara vermeden diğer tarafa geçiyorum. Sol ayağımın üzerindeyim. Sağ dizimi büktüm. Sağ elimle sağ ayak bileğimi yakaladım. Ve burada sağ topuğumu önce dik bir duruşun içinde popodan uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırdım. Daha fazla uzaklaştırmak için eğilmem gerektiğini hissettiğim noktada yavaş yavaş göğüs kafesini yere paralel hale getirdim. Ayakla eli itmeye devam ediyorum. Elimle ayağa çekmeye devam ediyorum. Göğüs kafesimi mümkün olduğunca yere paralel hale getiriyorum ve bir nefes hatta iki nefes de buradayım. Bir sonraki nefes alışla beraber tekrardan ayakta bir duruşun içine yerleşiyorum. Sağ ayağımı yere basıyorum ve şimdi her şeyi sallıyorum. Kemer, atkı, havlu, bornoz ipi, evde ne bulduysanız onunla beraber çalışıyor olacağız. Şöyle gösteriyor olacağım. E, i̇ki elimle beraber tutuyorum elimdeki kemeri ve yavaşça arkaya doğru alıyorum. Burada sol ayağımın üzerine yerleştiriyorum kemerin üstüne. Ayaklarımı hafif flex yapmak yardımcı oluyor daha iyi bir tutuşa. Kemerinizin boyunu bilmiyorum ama... E, çok böyle ucundan değil de biraz daha ayağa yakın bir kısmından tutabilirseniz yani iyice gergin olacak şekilde daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Burada dirseklerim iki yana doğru açık değil. Dirseklerim karşıyı gösteriyor. Ayak parmaklarım hani point değil flex kemeri onunla tutuyorum ve önce burada şöyle bir topuğumu popomdan uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırıyorum. Dirseklerimin iki yana doğru açılmadığından emin oluyorum ve bir sonraki nefes verişle beraber yavaşça göğüs göğüs kafesini aşağıya doğru indirirken sol ayağımla da kemeri itmeye devam ediyorum. Göğüs kafesini iyice yere doğru indiriyorum ve burada iki nefes kalıyor olacağız. Eğer dengeden çıkarsanız tekrardan girebilirsiniz. Bir sonraki nefes alışla beraber yavaşça dengeden çıkıyorum ve sol ayağımı yere basıyorum hiç ara vermeden ellerimle kemerin boyunu da hiç bozmadan direkt diğer tarafa geçiyor olacağım. Sağ ayağımın üzerini bu sefer yerleştiriyorum kemerimin üstüne. Ayak parmaklarımı flex yapıyorum. Dirseklerim karşıyı gösteriyor. Burada önce bir topuğumu uzaklaştırabildiğim kadar popomdan uzaklaştırıyor olacağım. Sonra göğüs kafesini yavaş yavaş yere doğru göstermeye başlarken ayakla kemeri Kemerle ayağı itmeye devam ediyorum. İyice aşağıya doğru indim. Dirsekler yana açılmıyor. Hadi son bir nefes buradayım. Ve bir sonraki nefes alışla beraber yavaşça pozun içinden çıkıyorum. Sağ yere basıyorum. Her şeyi bir sallıyorum. Eğer hazırsak biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Ellerimle kemerimi yakaladım. Sağ ayağımın üzerindeyim. Sol ayağımın üstünü yerleştirdim. Sol ayağımı iyice flex yaptım parmaklarımı. Burada önce şöyle bir ee, ayağımı topum popadan uzaklaştırdım. Dirseklerim karşıyı gösteriyor. Ve bir sonraki nefes verişle beraber göğüs kafesini öne doğru indirirken... Ayaklan kemeri itmeye, kemerlen de ayağı çekmeye devam ediyorum. Burada mümkünse artık kemerin kontrolünü iki elime almak istiyorum. Ve hatta yürütebiliyorsam ellerimi biraz daha geriye doğru yürütmek istiyorum. Bir nefes burada kalıyor olacağım. Dirsekleri açmadım. Ve yavaşça Çıkıyorum pozun içinden direkt diğer tarafa geçiyor olacağım. Kemerimi tekrardan arkama aldım. Sağ ayağımın üzerine yerleştirdim. Sağ ayak parmaklarımı flex yaptım. Dirsekler karşıyı gösteriyor. Önce bir topuğu popodan uzaklaştırdım. Sonra göğüs kafesini öne doğru yatırdım. Son noktama geldiğimi düşündüğüm yerde artık kontrolü iki elime almak istiyorum. Ve ellerimi yürütebildiğim kadar geriye doğru yürütüyorum. Bir sonraki nefes alışla Yavaşça pozun içinden çıkıyorum ve her şeyi sallıyorum. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Kısa bir çalışma oldu. Dersin başında da söylediğim gibi daha uzun bir dancer videom var. 30 dakika sadece bu poza yoğunlaştığımız. Onun linkini buraya bırakıyor olacağım videosunu. Dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Bugün 9. dersteydik ve yarın artık serinin son son dersinde olacağız. Bakalım yarın bizi neler bekliyor? Sürpriz olsun o da. Yarına kadar, görüşene kadar sevgiyle kalın.